deniz araştırmaları, deniz tabanında yer kabuğu araştırmalarına yönelik jeolojik, jeofizik ve sismik etütler genel müdürlüğümüzce 1976 yılından itibaren MTA Sismik bir araştırma gemisiyle yürütülmüş olup bu konuda bilgi birikimi ve deneyimi bulunmaktadır. 2003 yılında bu geminin eskimesi nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne eğitim amaçlı hibe edilmiştir. Egemenliğimiz altındaki kıyı ve kıta sahanlığımızda bulunan maden ve enerji kaynaklarının aranması ve deprem üreten fayların tespiti amacıyla deniz tabanında aktif tektonik haritaları hazırlamak, sismolojik, sedimantolojik, paleontolojik, veokimyasal ve veoteknik incelemeler yapmak ve ilgili haritaları üretmek amacıyla kıyı ve kıyı ötesi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. Kurumumuz deniz araştırmaları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı'nın öncülüğünde başlanan MTA Selen araştırma botunun yapımı tamamlanmıştır. Ülkemiz egemenliğinde olan 480 bin kilometrekare kıyı ve kıta sahanlığımızdaki yeraltı kaynaklarının ve jeolojik yapının araştırılması amacıyla stratejik açıdan da önemli olan derin sismik araştırma gemisinin alım çalışmaları devam etmektedir. Maden aramaları. Genel Müdürlüğümüz kuruluşundan bu yana geçen 76 yıllık süreçte değişen koşullara, kendisine verilen görevlere bağlı olarak zaman zaman yapılanmasını ve önceliklerini yenileyerek büyük hizmetler yapmıştır. Günümüzde ülkemizin kamu ve özel sektör tarafından işletilen maden yataklarının hemen hemen hepsinin ilk bulunuşlarında ya da rezervlerinin geliştirilmesinde Genel Müdürlüğümüzün katkıları vardır. Demir-çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, krom, bor ürünleri, seramik, cam, çimento gibi madenlere dayalı sanayilerin ülkemizde kurulması ve geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüzün önceki yıllarda bulduğu maden yatakları ve ürettiği maden jeolojisi verileri sayesinde mümkün olmuştur. MTA'nın madencilik konusundaki faaliyetlerini, maden aramalarına dayanak teşkil eden altyapı bilgilerinin hazırlanması, maden yataklarının keşfini amaçlayan arama projelerinin yürütülmesi ve bulunan madenlerin değerlendirilmesine yönelik teknolojik araştırmalar olmak üzere 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. MTA Genel Müdürlüğü ülkemizin maden potansiyelinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalarını ülke genelinde uyguladığı projeler kapsamında yoğun olarak sürdürmektedir. Maden arama ve araştırma projelerinin ülkemiz genelinde uygulanması ve somut sonuçlara ulaştırılabilmesi, maden yataklarının keşfinden ekonomiye kazandırılmasına kadar geçen süreç, ortalama 10-15 yıllık uzun vadeli bir dönemi kapsamaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından, metalik maden ve endüstriyel mineral ve ham madde kaynaklarının araştırılmasına yönelik olarak özellikle sondajlı çalışmaların ağırlık kazandığı projeler ülke genelinde yürütülmektedir. Maden arama projeleri, ekonomimiz ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkanlar doğrultusunda henüz bulunmamış, gömülü veya aranıp bulunması zor ve arama işlemlerinde ileri teknoloji gerektiren madenlerimizin bulunması için oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Kömür aramaları. Genel Müdürlüğümüz tarafından kömür aramacılığına 1938 yılında başlanmış ve 1984 yılına kadar 40 bin kilometrekare alanın detay etüdü yapılmıştır. Bu dönemde toplam 1 milyon 459 bin m, sondaj yapılarak 117 adet lignit sahası saptanmış, toplamda 8,3 milyar ton lignit rezervi tespit edilmiştir. 1984-2004 yılları arasında girilen durağan dönemden sonra, Bakanlığımızın enerjide yerli kaynaklarının kullanımını artırma politikası çerçevesinde 2005 yılında yoğun kömür arama çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze ait toplam 205 adet ruhsat sahasında 650 bin m sondaj yapılarak 4,9 milyar ton yeni lignit rezervi tespit edilmiştir. Bu kömürlerin kalorileri 1500-3000 kalori kg olup, 8500 MW güce sahip yeni termik santral yapımına uygun sahalardır.